Merhabalar, hoş geldiniz. Bu güzel girizgahtan dolayı çok arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Biz bugün LCVEC olarak yapay zeka yolculuğumuzla ilgili dilimiz döndüğü kadarıyla yaşadığımız tecrübeleri Mustafa Bey ile sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben çok kısa 5 dakikalık bir girizgah yapacağım. Şu anda yürütmekte olduğumuz inisiyatifleri, şu anda yürütmekte olduğumuz projelerle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Mustafa Bey de rakip analizi ve trend analiziyle ilgili yapmış olduğumuz projeyle ilgili detayları aktaracak. Kısaca ben LCVEC'den bahsedeyim. 7 ay önce ben LCVEC'ye başlamadan önce bu büyüklüklerden çok da haberdar değildim doğrusu. 2018 yılında 16 milyar TL'nin üzerinde satış gelirisi olan 45 Türkiye dahil 45 ülkede faaliyet gösteren 920 mağazası olan son 2018 yılı içinde 106 mağaza açıp bu 106 mağazanın 80 mağazasını yurt dışında açan ve bu 80 mağazanın da 40 mağazasını Avrupa'da açan ve girdiğimiz pazarların 15'inde de pazar lideri olan bir markadan bahsediyoruz. Bir şirketten, bir kurumdan bahsediyoruz. 43 bin çalışanımız var. Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birine sahibiz. Ve de bu büyüklüğün getirdiği tabii haliyle çok büyük bir veri var. Hem nicelik anlamında hem de çeşitlilik nitelik anlamında. Peki biz bu verilerle neler yapıyoruz? Şu anda hangi çalışmalarımızı yürütüyoruz? İş kolları bazında, iş alanları bazında kısaca özetlersek, planlama, bütçeleme, alokasyon tarafında geçen senelerde yaptığımız satışların, geçen senelerde yapmış olduğumuz tüm iş alanlarındaki üretilen verilerden faydalanarak birçok yapay zeka tekniği kullanarak bunların içinde derin öğrenme, makine öğrenmesi, NLP, görüntü işleme teknolojileri kullanarak birçok ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Planlama alokasyon tarafında iklimin satışa olan etkisini, indirimlerin satışa olan etkisini, mağazalarda stoğu bitmiş ürünlerde benzer ürünün mağazalara gönderilmesi için görsel alokasyon gibi birçok konu başlığı üzerinde yapay zeka çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra buying sourcing tarafında ürünle ilgili birçok tekniği kullanarak ürünlerle ilgili ürünleri geliştirirken, doğru siparişi verirken, doğru trendleri yakalarken kullanmakta olduğumuz teknikler var. Bunların önemlilerinden bir tanesini Mustafa Bey zaten birazdan bizlere aktaracak. E-ticarette churn analizinden tutun da davranışsal segmentasyon, görsel arama teknolojilerini kullanarak çözümler üretiyoruz. Mağazacılık tarafında özellikle mağaza bazlı, ürün bazlı bir sonraki senenin satış tahmininin gerçekleştirilmesi, predikt edilmesi, öngörülmesi, tahminlemesi işlerimiz var. Klasman bazında hakeza çalışmalarımız var. Mağazalara açtığımız, mağazalardaki ürünlerin gidişatını izlemek için kullandığımız mobil uygulamalarda topladığımız, sağdan topladığımız verileri analiz etmek için kullandığımız text analiz tool'ları, NLP teknikleri var. Bunun yanı sıra lojistik tarafında, biraz önce bahsettim, Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birine sahibiz. Ve bütün 900 mağazaya, 920 mağazaya dünyanın her tarafındaki bu ürünlerin en kısa zamanda yol sürelerini kısaltacak teknikler kullanıyoruz. İK tarafında da, insan kaynakları tarafında da özellikle yeni başladığımız bir proje, churn edecek çalışanlarımızın tahminlemesi, onları kurumda tutmak için yapabileceğimiz çalışmalarla ilgili, aktivitelerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Peki biz bunları nasıl yürütüyoruz? Kurumda başlayan çok büyük bir çevik dönüşüm hamlesi var. Hem BT tarafında hem iş tarafında, iş birimleri tarafında. Biz bu işi de, bu yaptığımız çalışmaları da bir inisiyatif olarak ele aldık. Ürünü yapay zeka dönüşümü olan, product owner'ı genel müdürümüz olan bir
inisiyatif bir Scrum Team oluşturduk. Bu Scrum Team'e, Scrum Team'in Development Team'ine iş birimlerinden Data Scientist'ler, iş zekası ekiplerinden veri analistleri, iş zekası uzmanları, IT'den bizlerden veri mühendisleri, Data Engineer'lar katıldı. Scrum Master'lığını da özellikle belki de burayı daha da cesaretlendirmek adına kendimin yürüttüğü bir çalışma şekliyle ilerliyoruz. Bu ekibin subsetleri, alt kümeleri, işte burada belki örnek olarak görebilirsiniz. Müşteri profilleme dediğimiz mağazadaki müşterilerin görsel işleme ile KVKK kurallarına da uygun olarak profillenmesi. Persona mapping dediğimiz 24'e yakın personamızı müşterilerimizle, müşterilerimizin o personalara map edilmesini, ürünlerin bu personalara map edilmesi işlerini yürüttüğümüz bir seri çalışmayla biz bunları yürütmekteyiz. Bunun yanı sıra bizi en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi de geçtiğimiz hafta sonu 8-9-10 Mart'ta belki de Türkiye'de yani bu kadar geniş katılımlı ilk veri odaklı hackathonunu, datathonu koştuk. 400'e yakın başvuru aldık. Bu 400 başvurudan bir eleme ile 100 arkadaşımızı LCY2'ye çağırdık ve onlara 3 tane problem verdik. Satış tahmini, satışı keşfet dedik. E-ticarette churn problemini verdik. Ve de görsel işleme tarafında da attribute tagging dediğimiz ürünlerin taglenmesi, attribute'larının ayrılması işlerini verdik. Ve bu 3 gün boyunca da arkadaşlarımız 25 takım çok muazzam bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve bunun sonunda da satış tahmini yapan, satış tahminini en iyi gerçekleştiren ekibe birincilikle ödüllendirdik. Burada 3 tane amacımız vardı. Bir, LCY2 olarak ne kadar büyük bir veriye sahip olduğumuzu ve ne kadar çok veri problemi olduğumuzu ya da veriyle çözeceğimiz iş problemi olduğunu anlatmak istedik. İki, biz arkadaşlarımızı, akademisyenleri, üniversitelerdeki öğrencileri, startupları tanımak istedik. Üçüncüsü de esas bunların ötesinde ya da bunların üstüne LCY2 olarak biz bu problemleri çözebilmek için karşılıklı değer kazandıracak, karşılıklı birbirine değer katacak bir ekosistem kurmak istiyoruz. Bu ekosistemde yer almak isteyen herkese de kapımız açık. Diyerek sözü ben Mustafa Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, adım Mustafa Erdoğan. Ürün Yönetimi Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürüyüm. LCY2K'nin 2023 vizyonu Avrupa'daki en başarılı 3 markadan biri olmak. Şu anda 45 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve bu hedefe ulaşmak için onlarca ülkede yüzlerce rakiple rekabet etmemiz gerekiyor. Onlarca ülkede yüzlerce trend, binlerce rakip ve milyonlarca ürünün yer aldığı, verinin çok yoğun bir şekilde kullandığı bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Peki bu kadar çok trend ve rakibi takip edebilir miyiz? Önce kendi iç süreçlerimize baktık. Yani bunu ürün yöneticilerimiz ve tasarımcılarla manuel olarak takibi mümkün mü? Bunları etiketlendirmek, sınıflandırmak, analitik sonuçlar çıkarmak mümkün mü? Bu soruları kendi kendimize sorduk. Aynı soruları bir de yapay zekayı kullanarak bunun takibinin mümkün olup olmadığını sorduk ve çözümleri burada aradık. Yapay zeka bize hangi çözümleri sunabilir? Veri kazıma, web scraping, etiketleme, tagging ve sınıflandırma, classification dediğimiz alanlarda yapay zekadan faydalanabiliriz. Dolayısıyla bunu çözmeye yönelik bir proje geliştirdik. Kısaca süreçlerden bahsedeceğim. Özellikle kodlamayla ve yapay zeka ile ilgili olanların ilgisini çekecek bundan sonraki sayfalar. Veri kazıma, ürün sayfalarından, milyonlarca web sitesindeki sayfalardan açıklamaları, fiyat ve stok bilgilerinin kazınması anlamına geliyor. Etiketleme, başlık ve açıklama ve diğer sahalardaki metinlerin bir tekstil ürün sözcüğüyle etiketlenmesi anlamına geliyor. Sınıflandırma, ürün kategorilerinin belirlenmesi
Ve son olarak anlam netleştirme. Sınıflandırma sonuçlarına göre etiket anlamlarının netleştirilmesi. Bu süreçlere yakından bakalım. Veri kazıma. Veri kazımada web sayfalarındaki tasarım değişikliklerini kendi kendine öğrenen bir sistem geliştirdik. Geliştiriciler önce değerli verileri tanımlıyorlar. Sistem bu tanımlamalar ışığında kazma işlemlerini gerçekleştirip sayfadaki değişikliklere adapte olabiliyor. Buradaki önemli olan şey, biz şu sayfada şu bilgiyi al demiyoruz. Bunu kendisi öğreniyor. Derin öğrenme yöntemi kullanıldı. Burada sadece stok ve fiyat bilgisine odaklanan bölüm. Derin öğrenme ile ilgili aşağıda sinir ağı mimarisinin genel özelliklerini görebilirsiniz. Tek tek okumayacağım. Buradaki katmanlar ve katman filtre büyüklüklerini sunuyorum. Supervised Learning yöntemi kullanıldı. Buradaki eğitim verisini hem kendi yapımızdan, hem Elsevier'in kendi kaynaklarından, hem de büyük portallardan yine geliştiricilerden temin ettik. Ve başarım. Burada iki tane doğruluk oranından bahsedebiliriz. Precision %96 ve Recall %94. Etiketleme. Anlamsal web ontoloji tanımlama dillerinden RDF ve OWL kullanıldı. Scores ve Good Relations ontoloji üzerine bir moda sözlüğü geliştirildi. Buradaki etiketleme sürekli güncellenen sözlük üzerinden kelimelerin ve kelime gruplarının tek tek kontrolüyle gerçekleştiriliyor. Sınıflandırma. Ürün ağacı çok katmanlı olduğu için biz de çok katmanlı bir sınıflandırıcı mimarisi geliştirdik. Kolon engel oluyor galiba. Buradaki hiyerarşi bizim hiyerarşimiz. Çünkü biz sadece giysi alanında değil, aksesuar, ev tekstili ve kozmetik, ayakkabı gibi birçok alanda da faaliyet gösterdiğimiz için kendimize özgü bir hiyerarşi. Yani bizim sektörü, bizim kategorileri nasıl algıladığımızla ilgili. Support Vector Machine kullanıldı. Burada Support Vector Machine, yakın olan kavramların sınıflandırması ve kümelemesi için kullanılan bir yöntem. Eğitim verisi yine webten kazıma yoluyla temin edildi. Buradaki başarımlarsa %99'larda. Anlam netleştirme. Etiketlerin doğruluk payları hesaplanarak anlam karmaşası giderilmektedir. Bir örnek verecek olursak, alt kelimesi herhangi bir alt grup için, bir pantolon ya da bir şort için kullanılıyor olabilir. Ama makine bunun bir ürün grubu için mi kullanılıyor? Yoksa diz altında geçtiği gibi bir eteğin boyunu ifade etmek için mi kullanılıyor? Bunları ayrıştırabiliyor. Concept Dependency Hierarchy Matching adı verilen bir algoritma kullanıldı. Buradaki başarım oranları ise şöyle, Precision %98, Recall %99. Peki uygulama sonuçları? Yani bu uygulamanın sonucunda biz ne elde edebiliyoruz? İstediğimiz görsel ve tekst verilerini alıp, kendi sözlüğümüze göre sınıflandırıp, anlamlandırdığımız için artık elimizde kategori ve özellikte kendi istediğimiz şekilde filtreleyebileceğimiz bir data seti var. Ve bunları da istediğimiz gibi filtreleyebiliyoruz. Bu yapılan bir filtrenin özelliği. Altta tagler var, giysilerin özellikleri var ve üstte görselleri var. Trend borsası adını verdiğimiz uygulamanın içinde bir modül var. Burada da bu trendlerin, kelime bazlı geçen bu trendlerin genel olarak ve rakipler bazında kıyaslanması sağlanıyor. Burada da gerek analitik dashboardlar, gerekse ilgili bütün görsel yapılarla ilgili raporlama yapabiliyoruz. Fiyat mimarisi analizi. Biz maliyet liderliği stratejisiyle sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu alanda güçlüyüz. Dolayısıyla
ürünlerimizi en uygun fiyata sunma gibi bir amacımız var. Kendimizi rekabet ettiğimiz ülkelerde diğer rakiplerimize göre fiyatlarımız nerede, ne seviyede, bunu gözlemlemek için bir fiyat mimarisi analizi yapıyoruz. Bu da basit bir raporlama aracıyla bu şekilde ekranlara gelebiliyor. Tüm bu süreç ve sistemleri geliştirecek bilginin de insan kaynaklarında Türkiye'de var olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Ve bunu bilmek bize güç veriyor, gurur veriyor. Bu alanda bize katılmak isteyen, bizimle bu çalışmalara destek vermek isteyen arkadaşlara da her zaman kapımız açık. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.